Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 5. sınıf öğrencilerimiz için sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularıyla birlikteyiz. Buradaki sınav sorularımız arkadaşlar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü tarafından örnek olarak hazırlanmış sorulardır. İlk sorumuz sanal ortamla ilgili, yani internetteki güvenlik kuralları ilgili bir sorumuz. Doktor Cem Şahin genel ağda vatandaşlar tarafından hastalık tedavi yönteminin araştırılıp uygulanmaya çalışılmasının son derece yanlış sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Şahin'e göre genel ağ günümüzde e-hastalar oluşturuyor ifadesini kullanmış. Haberde yer alan doktor e-hasta tanımı ile hangi konunun önemine dikkat çekmiştir? Sanal ortamda eksik ve yanlış bilgi edinme olasılığının yüksek olduğunu vurgulamak istemiştir. Evet, günümüzde bu çokça yapılan bir hata. En ufak rahatsızlığımızda hemen sanal ortamdan genel adına araştırma yapıyoruz ve kendimize hangi hasta olduğumuzu bulmaya çalışıp o hastalıkla ilgili alternatif tedavi yöntemleri bulmaya çalıştığımız vurgulanmış. İkinci soru, yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır kazanımı ile ilgili. İstanbul ve çevresinin nüfusu fazladır. Çünkü burası iş imkanlarının çok olması nedeniyle göç almaktadır. Bu nedenle bölgede hizmet sektörü çok gelişmiştir. Verilen bilgiye göre İstanbul'da bu sektörde gelişmiş olan mesleklerden 2 tane yazalım. Evet, bu sektörde arkadaşlar örneğin İstanbul'da deniz olduğu için ne olabilir? Kaptanlık, şoförlük, bankacılık, öğretmenlik, akademisyenlik, mimarlık, doktorluk gibi meslekler olabilir. Bunlardan 2 tanesi yeterli. Üçüncü soru, çevresindeki ekonomik faaliyetleri insanların sosyal hayatlarına etkisiyle ilgili bir soru. Kındıra köyü, Kartal Kayak Merkezi'ne varmadan önceki son köydür. Kayak merkezinde Aralık ayı başından Mart ayı sonlarına kadar kayak yapılabilmektedir. Kayak merkezine giden yolun köyden geçmesi halkın geçim kaynaklarını ve yaşayışını değiştirmiştir. Bu durumun köylülerin ekonomik ve sosyal yaşamda meydana getirdiği değişikliklerine birer örnek yazalım. İlk değişim arkadaşlar ekonomik değişim. Köy halkının kayak merkezine yönelik olarak hizmet sektöründeki yaptığı girişimleri yazan öğrencilerin yanıtları doğru olarak kabul edecek. Yani burada arkadaşlar nedir buradaki hizmet sektörü? Örneğin burada kayak malzemeleri satmaları, konaklama için oteller yapmaları, buradan geçen insanlar için restoranlar, lokantalar açmaları olabilir. Gelelim sosyal değişime örnek. Burada da kayak merkezi açıldıktan sonra köy halkının sosyal yaşamında meydana gelen olumlu değişiklikler olmalı gerekir arkadaşlar. Örneğin köy halkı kayak sporuna ilgi duyabilir ve bu sporla ilgilenmeye başlayabilir. Dördüncü sorumuz bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır kazanımı ile ilgili. Cengiz bu yıl babam bana bir okul çantası almıştı. Ancak daha bir hafta kullanmıştım ki çantanın sabı koptu. Yeni çantamı kısa bir süre kullanabildiğim için çok üzüldüm. Ancak babam bana tüketici haklarından söz etti. Bu haklar sayesinde çantam yenisiyle değiştirilebilecekti. Ertesi gün çantayı aldığımız mağazaya götürdük. Satıcı satış fişini görmek istedi ancak biz fişi atmıştık. Bu nedenle çantayı değiştiremedik. Örnekten yola çıkarak satış fişinin saklanmasının önemini açıklayalım arkadaşlar. Burada satış fişi ürünün nereden ve ne zaman alındığının kanıtlanması açısından saklanmalıdır. Örneğin bizim almış olduğumuz çantanın aynısını sadece bizim aldığımız yer satmayabilir. Başka yerlerde satabilir arkadaşlar. Yani buradaki satan kişi kendisinden aldığını ispatlamasını istiyor ve bu nedenle aldığımız ürünlerin fişlerini, faturalarını atmayalım, saklamaya devam edelim. Beşinci soru, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumlarla ilgili bir soru. Sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden 2 tanesini yazalım. Yani sivil toplum kuruluşları ne demek? Çevrelerindeki toplumsal ihtiyaçlara duyarlı insanlar tarafından kurulmuştur. Gönüllülerin desteğiyle toplum için önemli hizmetler görürler. Birçok insana yardım ederler. Toplumsal birliktelik ve dayanışmayı artırırlar. Bunlardan
İki tanesi yeterli olacaktır. Altındaki diğer soruya geçelim. İki sivil toplum kuruluşunun adını yazalım. Burada herhangi iki tane sivil toplum kuruluşu yeterli. Örneğin arkadaşlar TEMA, Darüşşafaka Eğitim Kurumu, Yeşilay gibi kurumları yazabilirsiniz. Altıncı soru, yaşadığı yerin yönetim birimlerinin görevlerini açıklar. Park ve yeşil alanların düzenleme ve bakımını sağlar. Çöpleri toplayıp çevre temizliği için gerekli önlemleri alır. Bu görevler hangi yerel yönetimin sorumludur? Çöpleri toplama arkadaşlar belediyelerin görevlerinden birisidir. Yedinci soru, temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklama kazanımı ile ilgili. Ailenizde, sınıfınızda, okulunuzda sizinle ilgili kararlar alınırken de düşüncelerinizi açıkça ifade etmelisiniz. Bunu yaparak hem kararlara katkıda bulunmuş hem de kararlarınızın sorumluluğunu almış olursunuz. Metin, çocukların hangi hakkını kullanılması gerektiğinden söz etmektedir. Yazınız. Burada çocukların katılım hakkını kullanmasından bahsedilmiştir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.